Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün hangi durumda yüksek lisans yapmalı ya da yapmamalıyız bu konuyu konuşuyor olacağız. Çünkü en çok gelen soruların bir tanesi açıkçası. Yani ben mezun oldum ya da olacağım ama işte benim için yüksek lisans gerekir mi ya da işte yapmamalı mıyım, ne yapmak gerekir? Bu tarz konularla ilgili biraz konuşmak istiyorum. Tabii burada görüşlerimiz biraz piyasa özelinde olacak. Yani piyasa bizden ne istiyor? Bizim beklentilerimiz, düşüncelerimiz piyasayla uyumlu mu, iş dünyasıyla uyumlu mu? Biraz bu kapsamda gireceğiz. Ama tabii ki karar sizin, kariyer yönetimi sizlerin. Videoya başlamadan önce bu videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın diyelim. Çünkü böylece açıkçası daha fazla insana ulaşıyoruz ve bu da bizi ne yalan söyleyeyim motive ediyor. Daha fazla şey üretme anlamında. Şimdi burada 3 tane maddemiz olacak aslında. Bu 3 madde üzerine ilerleyeceğiz. Burada tabii ki geçer akçelerin ilki spesifik bir alanda uzmanlaşma isteği. Yani bölümü okudum. Evet ama sonuçta bölümde öğretilen şeyler biraz daha belki yüzeysel kalabiliyor. Pek çok bölümde olduğu gibi. Burada arkadaşlar şunu söyleyebiliyorlar. Ya ben işte kendi bölümümle ilgili bir yüksek lisansı derinlemesine bir konuda uzmanlaşmak istiyorum. Ve bunun bana yardımcı olacağını düşünüyorum diyebiliyor. Evet tabii ki sonuçta böyle bir fonksiyonu var yüksek lisansın. Eğer kendi bölümünüzle ilgili bir alanda master yaparsanız böyle bir şey oluşabilir. Ama tabii burada arkadaşlar şöyle bir şey de öte yandan bulunuyor. Yani sizin yaptığınız yüksek lisansın piyasada karşılığı ne durumda? Yani şu anda iş dünyasında ben bunu sadece bu bölüm için değil hemen her bölüme söyleyebilirim. Bir yerde master yaptığınızda şirket onu o kadar da büyük algılamıyor açıkçası. Yani wow işte şu kişi şu alanda yüksek lisans yapmış mutlaka almalıyım demiyor. Bunun yerine belki o konuyla direkt olmasa da dolaylı yoldan ilgili iş deneyimleri bile çok daha etkili. Dolayısıyla bizim eğer amacımız iş dünyasına kendimizi kabul ettirmekse diyeceğimiz kurumda, yapıda vesaire nasıl bir şirket yapısından bahsediyorsak ya da nasıl bir kurumdan bahsediyorsak kariyer yapacağımız o alandaki kurumların etkileneceği tek şey yüksek lisans değil. Hatta belki de ikinci, üçüncü sırada yer alacak. Dolayısıyla eğer önceliğiniz beni şirketler beğensin ya da işte şirketlere kendimi daha iyi pazarlayayım bilgi birikim anlamında diyorsanız önceliğiniz burası yerine yani spesifik bir uzmanlaşma yerine bence biraz daha iş deneyimi olmalı. Yani o 2-3 yılı mezun olduktan sonraki 2-3 yılı direkt yüksek lisansa bağlamak yerine bence iş deneyimine ulaşmak daha öncelikli. Ama tabii burada yine öncelik konusu önemli. Yani siz şunu diyebilirsiniz. Ya hayır kardeşim benim öyle bir iddiam yok. Benim öyle bir beklentim yok. Ben zaten işte diğer kriterlerimle işte yabancı dil olsun ya da işte ne bileyim staj deneyimi vesaire zaten iyi bir yer bulacağım ya da buldum. Ben bunun haricinde bir entelektüel bilgi olarak ya da uzun vadeli düşünüyorum. Buradan elde edeceğim birikimi bana uzun vadeli bir kazanç sağlayacağını düşünüyorum diyorsanız o zaman bu istek de olabilir, mantıklı olabilir. İşte burada önemli olan aslında attığımız adımın arka planı ne var? Bu arada bence hayat boyu her konuda geçerli arkadaşlar. Yani attığınız adım doğru olabilir ya da yanlış olabilir. Ama yeter ki onu sağlam temellere gerçekleştirerek inşa edin. Çünkü böyle olduğunda bu karardan yarın bir gün illaki bir şey yapacaksınız, çekineceksiniz. Ya acaba doğru yolda mıyım? Acaba gerçekten bu karar kişiye değiyor mu? Eğer önceliğiniz sadece iş bulmak olursa değmediğini hissedeceksiniz. Ya diyeceksiniz buna değmiyor. Hani ben gidip çalışayım zaten bir yerlerde. Ama yok önceliğiniz biraz daha farklıysa işte önceliğiniz uzun vadeli kendinizi inşa etmekse o zaman diyeceksiniz ki işte yok ben zaten benim hedefim 10 sene sonrası 20 sene sonrası bu şimdiden bunları yapmaya değer. Ha bunu şöyle sorarsınız. Peki bunun için değer mi? Yani bir alanda uzmanlaşmak için 2 sene 3 sene 20'lerin başındaki süreci vermeye değer mi? Bence değmez. Ne yalan söyleyeyim. Çünkü şu anda o kadar değişken bir dönemdeyiz ki arkadaşlarım. Bunu zaten sürekli vurguluyoruz çeşitli videolarımızda. Yani şu anda alacağın uzmanlık sana 10 sene, 20 sene yetmeyecek. Ha şu olur mesela. Şirketin seni gönderiyordur lisansa, iyi bir okula. Bunun için değebilir. Ama işte ne bileyim şey vardır ya klasik işte taş ver üniversiteleri muhabbeti. Yani taş ver üniversitelerinde 2 yıl, 3 yıl bağlayıp çünkü şey olmuyor. Bunu gerçekçi kabul etmek lazım. Yani ben bir yana okuyayım, bir yandan çalışayım. İşte okulun bana çok kafa olarak zarar vermesin. Mümkün değil. Yani illa ki yıpranıyorsun o süreçte. Ve ben açıkçası o işte çok böyle şaşalı olmayan üniversitelerde 3 yıl harcamanın çok mantıklı olduğunu düşünmüyorum. Çünkü oradaki uzmanlık sana yeterli olmayacak. İş dünyasında. Ha birazdan değineceğim. Mesela akademik gerekçeler var. Onlara saygı duyuyorum. Ama benim tek amacım kendimi daha yetkin biri hale getirmek diyorsan bence o üniversiteden alacağım bilgi birikim yerine 2 sene boyunca oturup veri bilimi çalışmak, işte böyle data science vesaire uğraşmak daha mantıklı. Çünkü buradaki dünyada aslında entegre ettikçe kendi bölümünü çok daha fazla fırsat olduğunu göreceksin.
Ve buradaki fırsatlar şu anda o dünyada tanıtılmıyor. Üniversitelerde tanıtılmıyor. Ne yazık ki görüyoruz. Yani acaba veri bilimi nasıl o dünyada karşılık bulur? Mesela ben bunları göremiyorum müfredatlarda. Bazı vakıf üniversiteleri var. Orada da açıkçası ne yerine rast söyleyeyim. Pazarlama amaçlı öncelikli olarak. Ha bu vermiyorlar demiyorum. İlla ki değiniyorlardır ama yani fayda maliyet arkadaşlar burada çok önemli bir analiz türü. Yani benim oraya harcadığım para, harcadığım zaman, harcadığım emek bana karşılığı ne olacak? Çünkü bu dönemler hakikaten çok değerli, kıymetli dönemler. Yani 22, 23, 24'lü yaşlar, 25'li yaşlar. Bu dönemde verdiğin bir yatırımın karşılığını almayı mümkün olduğunca çalışman gerekiyor. Ha bu arada her şeyde böyle olmayabilir. Yaptığın her yatırımın karşılığını alamazsın. Zaman maliyeti açısından da söylüyorum bunu. Ama en azından uzun vadeli baktığında bir getirisinin olacağını görmen gerekiyor. İyi bir getiri imkanının olduğunu görmen gerekiyor. Bence spesifik alanda bu mümkün değil. Ama dediğim gibi burada ne olur? Mesela çalıştığınız holding vesaire vardır. Böyle bir yapıda çalışıyorsunuzdur ve sizi der ki ya sen şu üniversiteye git biz gönderiyoruz, teşvik ediyoruz. İşte burs veriyoruz sana vesaire. O zaman süper. Çünkü zaten şirketin bir aslında bonusudur sana verdiği. Ama diğer türlü ben sadece uğraşayım, dinleyeyim böyle bir şey için bence biraz zor. İkinci imkan akademik kariyer. Tabii ki bu da yine revaçta olan yerlerden bir tanesi. Yani arkadaşlar şunu söyleyebiliyor. Ben akademik kariyer yapmak istiyorum ve bunun için tabii ki gereken şey yüksek lisans artı doktora yapmak. Buna da yine saygı duyuyorum ama biraz karşı olduğum bir görüş var burada da. Yani tabii buradaki amacım sizi yapmamaya ikna etmek değil. Onu da söylemek gerekiyor. Buradaki amacım sadece olayların birden fazla penceresinin olduğunu göstermek. Mesela akademik kariyerde arkadaşlar şu anda yani nereye yükselebilirsiniz? Ha, top seviye okullardan çıkıp yurt dışına gidersiniz. Bu bir imkan. Ama şu anda yurt dışına gitmenin tek imkanı akademik kariyer gibi gözükmesi bana biraz mantıksız geliyor. Çünkü buradaki bilginin aslında karşılığı çok fazla yok. Piyasada yok. Yani oysa ki yurt dışına çıkmak ya da yurt dışına gitmek için zaten özel sektörde çok fazla imkan var. Yani tek motivasyon bu olmamalı. Mesela akademik kariyerle ilgili şöyle bir şey karşımıza çıkıyor. Şu anda Türkiye'deki üniversitelerin aslında büyük bir çoğunluğunun ne yazık ki top seviye yurt dışındaki okullarda karşılığı yok zaten. Niye? Çünkü ben bilgi, işte makale vesaire bir karşılığı yok, eşleniği yok. Özellikle Batı Avrupa, işte Amerika'nın yine top seviye okulları ve Asya'daki yine iyi okullarda. Ha tabii burada yine bir istisna tutmak gerekiyor. Onu da söylüyorum zaten. Hani Türkiye'deki en üst seviye tepe okulların karşılığı var. Okey. Ama onun haricindeki o şey 3-5 tane okulun haricindeki üniversitelerin maalesef bir karşılığı yok akademik kariyer anlamında. O zaman sizin yaptığınız yine çaba boşa gidiyor. Ha, Türkiye'de bir yere girersiniz, akademik kariyer yaparsınız ama yine şöyle bir sıkıntı var arkadaşlar. Yani bu akademik kariyerin artık karşılığı azalıyor. Artık işte profesörlüğün, ne bileyim, doçluğun, işte şunun bunun tek başına bir ünvan olarak saygınlığı azalıyor. Ha, siz gerçekten o konuda çok yetkin birisinizdir ve işte piyasaya iş yapıyorsunuzdur vesaire olabilir. Ama başlı başına sadece akademik kariyere odaklanmak bence biraz zaman kaybı diyebilirim. Çünkü o süreçte çok fazla işkenceyle karşılaşıyorsunuz. Amiyane tabiriyle. Ha, bu diğer meslekler yok demek değil. Yani girip özel sektörde çalıştığınızda belki mobbing uğrayacaksınız ne yazık ki. Belki işte belki sorunlar olacak. Bunların benzerleri akademik dünyada da var. Ama akademik dünyada bunun ne zaman biteceğini çok öngöremiyorsunuz. Bence. Benim gördüğüm en azından. Özel sektörde en azından belli bir aşamadan sonra diyorsunuz ki tamam ben burayı bırakıp kendi danışmanlık şirketimi kurabilirim vesaire gibi. Ama yine aynı noktaya geliyor. Diyorsunuz ki yok benim için tek varoluş noktası burası. Benim için tek işte kariyer noktası burası. Ben akademik kariyer yapacağım ve ilerleyen yıllarda işte prof olduğumda 40-45 yaşından sonra da işte kendimi böyle birkaç farklı sektöre belki entegre ederim. İşte dışarıda iş alırım vesaire diyebilirsiniz. Bu da olabilir tabii ki. Üçüncü ve son maddemiz ise MBA yapıp işletme pazarlama ile ilgili daha fazla birikim artırmak. Bu da yine trend konulara bir tanesi. Yani arkadaşlar halihazırda işletme pazarlama bilgisi olabilir ya da işte daha az olabilir. Daha az ya da daha çok. Bunu biraz daha ilerletmek adına MBA yapabiliyorlar. Bu da mantıklı tabii ki. Tabii burada yine şu ne yapmak gerekiyor? Bu okulun maliyeti var mı? Ne kadar bir maliyeti var benim için? Ne kadar para vereceğim ve karşılığında ne kadar bir çıktı alacağım? Bütün bunlar çok değerli. Çünkü yani bazı mesela MBA programları var. Güzel bir program, fena değil ama mesela karşılığında istediği para işte ne bileyim 150 bin lira. Hani 150 bin lira bir işte 25 yaşındaki birisi için o topa girmeye değer bir fiyat mı, bir miktar mı? Bunu düşünmek gerekiyor. Belki değebilir bu arada. Onu da söyleyeyim. Hani buna sadece muhalif olmak için söylemiyorum bunu. Belki de gerçekten sana verdiği bilgi birikimle, orada tanışacağın networkle vesaire, okulun sosyal imkanlarıyla, yapısıyla belki de hak ediyordur.
Ama işte oradaki fayda maliyeti birkaç kez düşünmek gerekiyor. Ben bu parayı buraya nasıl bağlayabilirim ya da işte bağlam gerekir mi? Ya da şirket mesela veriyordur sana, bu konuda sponsor oluyordur. Şirkette ben buraya benden ne istiyor bu MBA'yi vermek için? Bütün bunları ele alarak çok boyutlu düşünmek gerekiyor. Ve eğer bütün noktalar avantajlıysa, sizin için bir engel oluşmuyorsa yapın. Ama yok işte ne bileyim, şirket bana diyor ki 5 sene boyunca kalacaksın burada, ya da işte okul diyor ki işte şu imkanı vermen gerekiyor, koşul vermen gerekiyor. Bütün bu oluyorsa ben açıkçası biraz geride kalmanın daha doğru olacağı düşüncesindeyim. Çünkü zaten buradaki bilgilerin çoğunu ne bileyim Udemy'den, işte ne bileyim diğer pek çok Coursera'dan, şuradan buradan daha iyisini öğrenebiliyorsunuz. Yani bugün bu MBA programlarını Harvard bile, Stanford bile açıyor dersleri olarak. Çünkü artık bu eğitim dünyasında arkadaşlar, özellikle pandemi etkisi tabii bunda klasik etkili. Yani bilginin kendisi çok daha demokratikleşti. Çünkü artık bilginin ham maddesine sahip olmak çok bir anlam ifade etmiyor tek başına. Yani sen izle mesela Harvard'ın MBA programını izle. Hiçbir şey yok, problem yok. Ondan ne elde edeceksin? Önemli olan şey bu zaten. Artık bilgiden ziyade o bilginin pazarlanmasına, o bilginin daha nitelikli hale gelmesine ihtiyaç var. Ya bugün mesela internete girdiğinizde Dergipark Türkiye versiyonu için ya da global versiyonları da var aynı şekilde diğer mecralarda. Ya bütün makaleleri okuyabiliyorsunuz neredeyse. Üretilmiş. 2023 yılı mesela bir an önce makale yayınlanmış, onu açıp okuyabiliyorsun. Tamam da ondan mesela nasıl bir çıktı elde edeceksin? Önemli olan şey bu zaten. Artık bilgi çok daha demokratikleşti. Dolayısıyla bir bilgiyi almak için 100 bin lira, 150 bin lira, 200 bin lira vermek, özellikle buna çok müsait bir yerde değilseniz maddi olarak, bana biraz ne yalan söyleyeyim sıkıntılı geliyor. Ya da işte bu bilgi bu kadar demokratikleşmişken bir lisans için 3 yılını harcamak bana biraz yanlış geliyor. Ha, burada biraz şey gözüküyorum, farkındayım. Lisansa tamamen karşıt gibi duruyorum. Aslında öyle değilim. Yani yapmak istediğim şey o değil. Yapmak istediğim şey bizim üretim esnamızda, üretim sürecimizde bir ayak bağı oluşmaması. Ya benim hep savunduğum bir şey var. Zaten biliyorsunuz artık diğer videoları izliyorsanız. Ben hep kişinin kendi üretimlerini yapması taraftarıyım. Kendi içeriklerini yapmak, kendi ürünlerini çıkarmak, ne oluyorsa bu artık. Ama kendi için çalışmak taraftarıyım. Çünkü bir şirkete bağlı çalışmak, maaşlı çalışmak uzun vadede sürdürülebilir değil. Amacım yine YouTube'daki o klasik kişisel gelişim konuşmacıları gibi takılmak değil. Yani evet, bir noktada bir iki yıl bunu yapabiliriz. Hayatın koşulları var. Yani günün sonunda para kazanmak gerekiyor ve belki bir iki yıl o süreci idare etmek adına maaşlı işlerde çalışabiliriz. Ama o dönemde yapmamız gereken tek şey o kademeli geçişi sağlamak. Yani o bir iki yılı yüksek lisansa harcamak yerine kendi üretimlerimizi yapmaya çalışmalıyız. Ben acaba kendi bölümümle ilgili nasıl içerik çıkartabilirim? Bu içerikler nasıl para edebilir? Bunlara kafa yormak gerekiyor. Ha, yüksek lisans, eğer hayatımızda başka bir uğraşı yoksa, bizi besleyen daha sonra ya da eğer hayatımızda boş bir vaktimiz varsa, her gün harcayabileceğimiz 3-4 saatimiz varsa kenara ayırabiliriz. İyi bir yatırım olabilir. Ama ben bir şey üretmeden gelmişim 23-24 yaşında, yani benim bir markam, bir işte yapım vesaire şirketim yoksa benim için bir ayak bağı bence olmamalı. Ha, diyeceksiniz ki herkes bunu yapmak zorunda mı abi? Hani herkes bir şey üretmek zorunda mı? Ya vallahi bence arkadaşlar şu dönemde zorunda. Çünkü neyin ne olacağı belli değil kariyer tarafında. Yani görüyorsunuz dünyanın her tarafında Facebook mesela garanti şirketti, Google garanti şirketti. On binlerce insan çıkarttı işte. Durum böyle olunca ya hiçbir şeyin garanti olmadığını görüyorsun. Amacım bir distopya yaratmak da değil. Yani ChatGPT'lerimizden olacak işleri demiyorum. Hala çok geride kalmış durumda. O işler biraz zor ama ekonomik daralma var ve artık önümüzdeki 10 yıl boyunca okuduğum bütün kariyer raporlarında şu söyleniyor. Yani esnek yetkinlikler, agile, mesela çevik yönetim, resilience, dayanıklılık, bunlar artık ön plana çıkıyor. Yetkinlik olarak. Yani mesela şey demiyor OECD. Ya işte sen kimya mühendisliğiyle ilgili şunu öğreneceksin ya da işte bu bölümle ilgili şunu öğreneceksin demiyor. Diyor ki esnek olacaksın. Çevik olacaksın, çevik düşüneceksin. Niye bunu söylüyor? Yani teknik uzmanlıktan önce niye bu tarz böyle soft skill'leri dediğimiz yumuşak yetkinliklere daha önem veriyor? Çünkü bölümün ne olursa olsun senin için önemli olan ayakta durabilmek. Ve bu ayakta durabilmenin, ayakta kalabilmenin yolu şimdiden kendi bölümünle ilgili, okuduğun bölüm ne olursa olsun kendi bölümünle ilgili bir yapı, bir farklı kariyer alternatifi geliştirelim. Ha, bu sana bir günde para kazandırmayacak. Yani açtığın o Instagram sayfası bölümünle ilgili 2 günde tutmayacak, bir ayda tutmayacak, 2 yıl tutmayacak belki. O yüzden diyorum zaten mezun olduktan sonra 1-2 yılı maaşı geçirebilmek çok mümkün, çok yani normal. Ama ondan sonrasını yapmak gerekiyor, inşa etmek gerekiyor.
2 yıldan sonra artık ben bir hibrit çalışayım. İşte birkaç gün kendime ayırayım ya da işte sonrasında ya patron işte ben artık kendi bağımsızlığımı elde ettim ben artık çıkıyorum diyebilmenin vakti gelebilmeli. Benim anlattıklarım bu şekilde arkadaşlar. Bunların haricinde katılmadığınız, karşıt bulduğunuz noktalar varsa yazın yorum olarak biz de bu şekilde düşünelim. Çünkü bunlar beni besliyor açıkçası. Farklı fikirler her zaman seviyorum onları okumayı. Bunun haricinde eğer güzel gördüğünüz katılım noktaları varsa onları da yazın tabii ki. Ben de böylece fikirlerimin ne kadar doğru ya da işte fikirlerimin neresi doğru, neresi yanlış bunları daha iyi analiz edebilirim. Önümüzdeki videoda görüşmek üzere diyelim. Tekrardan videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Önümüzdeki videoda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.